İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam serbest görüşte Ali Bayramoğlu ile önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu konuğumuz. Kendisini 31 Mart seçimlerini, siyaset, toplum, ekonomiye dair hepimizin merak ettiği soruları yönelteceğiz. Konuları konuşacağız. Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İlk defa sizin programa çıkmış oluyorum. O benim için de nasıl bir imtihan olacak göreceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani sizi tabii hem bir siyasi parti lideri hem de Türkiye'nin taraflı tarafsız takdir ettiği bir deneyimli siyasetçi, bir siyasi bilge itibariyle çağırdık. Yani hem Türkiye'yi beraber gözden geçirelim istiyoruz. Evet. İnşallah, sağ olun. Mümkün mertebe 2 saate yakın bir zamanımız var. Verimli umarız ki çok kullanmaya çalışacağız. Seçimlerle başlamak istiyoruz efendim. Evet. Yani bir seçim dönemi geride kaldı. Haliyle 31 Mart seçimleri, yani seçimlerden ne çıktı, sonuçları siz nasıl değerlendirdiniz şeklinde bir hani bir genel değerlendirme kısaca. Aslında ben şahsen eskiden, bu sene geldi mi bu sefer bilmiyorum, Avrupa'dan, dünyanın birçok yerlerinden seçimleri takip etmek için komisyonlar oluşturuluyor ve Türkiye'ye geliyorlardı. Gelip bizimle de konuşuyorlardı. Ben Türkiye'de seçim sisteminin aslında dünyadaki seçim sistemleri arasında en iyilerinden birisi olduğu kanaatini her zaman ishar ettim. Tek endişemiz son zamanlarda seçimlerin daha salim yürümesi için İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanlarının bağımsız kişilerden eskiden olduğu gibi olmasının daha isabetli olacağını düşünüyorduk. Ama buna rağmen de yine de İçişleri Bakanları, Adalet Bakanları temkinli davranıyorlardı diye düşünüyoruz bu seçime kadar. Bu seçimde Adalet Bakanı'nın herhangi bir sözüne, ifadesine şahit olmadık. Ama İçişleri Bakanı doğrudan doğruya bir partinin militanı gibi çalıştı. Yani bizim bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Dünya da göz ardı etmiyor zaten. Bunu tabii garipsedik. İkincisi, İlk defa partili bir cumhurbaşkanı mahalli seçimlere girdi ve mahalli seçimlerde her yerde sanki Sayın Cumhurbaşkanı adaymış gibi bir hava sergilendi. Yani seçimler yine genel seçimler havasında yürütüldü, mahalli seçimden daha çok. Üçüncüsü ise özellikle Doğu ve Güneydoğu'da maalesef, üzülerek söylüyorum ama, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri sanki AK Parti üyesiymiş gibi, temsilcisiymiş gibi çalıştılar ve birçok yerde bizim adaylarımızı etki altına aldılar. Yani bunu inkar edebilirler, yoktur diyebilirler. Biz de bunun karşılığında insanlarımızı çağırıp konuşun diyebiliriz. Ve işin üzücü tarafı, şimdi İstanbul'da bir hava estiriliyor, işte seçimlere müdahale edildi diye. Ama İstanbul'da en azından biraz oradaki baskı burada tam olarak uygulanamadığı için bir şikayet merciği var, orada şikayet merciği yok. Hep aynı neredeyse makamda toplanmış bütün yetkiler gibi. İlçeler, beldeler. İlçeler, beldeler, iller. Yani bu çok açık bir şekilde görüldü. Eğer Güneydoğu'da ve Doğu'da hakikaten tarafsız bir seçim çalışması yürütülebilseydi, benim kanaatim şu, biz bugün aldığımızdan çok daha fazla oy alır, çok daha fazla belediye başkanını çıkarırdık. Yani ben bunu söylerken üzülüyorum da, Malatya'da alacağımıza kesin gözüyle bakılan bir ilçede bizim sandık müşahitlerimiz hunharca AK Partili belediye başkanının yakınları katledildi. 2 kişi şehit edildi. Sandık başında. Şimdi bundan daha ileri ne söylenebilir? Ve buna ben, evet, yani şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı hemen o sabah aradı. Başsağlığı diledi. Ama ben, Adalet Bakanı aradı. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz diye. Ama ben diğer bir yerden böyle bir maalesef hele iktidar ortaklarından bir tepki görmedik, duymadık.
Yani seçimden sonra da bize saldırılar oldu. Bizim Diyarbakır'da seçimi kazandığımız beldenin, ilçenin başkanına saldırıldı. Niye seçimi kazandın der gibi. Onun için maalesef bu seçimlerde her ne kadar herkes İstanbul üzerine odaklandıysa da seçimin genel gidişatı itibariyle adil bir seçimin olduğunu söylememiz kesinlikle mümkün değil. Bir defa zaten medyada bir tarafgirlik genel manada hakimdi ve medya tek taraflı olarak bir partinin, iktidar partisinin organıymış gibi çalıştı. Ha, muhalif kanallar var mı? Var. Oralarda da elbette diğer iktidarda olmayan partilerin görüşleri de kamuoyuna yansıtılabildi. Ama bu yani %15 mi 20 oranında mıdır bilemiyorum. Bundan dolayı da biz bir seçim ortamı itibariyle adil bir seçim sürecinden geçmedik. İki, yani devlet organlarının bu seçimde iktidar partisinin organıymış gibi çalışmaları kesinlikle seçimi etkiledi, gölge düşürdü demiyorum. Etkiledi doğrudan doğruya. Ve üç, tabii müracaat mevkilerine gelince de ister istemez endişelerimiz var. Ben yine de bugünkü tarih itibariyle de Yüksek Seçim Kurulu'nun inşallah hiç kimsenin etkisi altında kalmadan bir karar vereceğini İstanbul için ümit ediyorum. Yanlış bir karar verildiği takdirde elbette o karar uygulanacaktır. Ama zihinlerde hep bir şüphe, bir tereddüt, bir güvensizlik doğacaktır. Ümit ederim ki Yüksek Seçim Kurulu bu konuda çok büyük bir titizlik gösterir. Evet, şimdi haklısınız çok tabii tespitlerinizde. İktidarın yapısı, vasfı, siyaseti müttefiklerimle birlikte adil piyasa koşullarının, siyasi ve demokratik koşulların oluşmasını engelledi. Sizin de güçlü olduğunuz yerlerde bunun mutlaka etkisi oldu. Fakat sonuç olarak karşımızda bir tablo var. Evet. Bu tablo meşru bir tablo. Evet. Bu tabloya işte hayır olmadı. Tabii diyemiyoruz zaten. Diyemeyiz. Kabullendik. Ama bunu dile getirmeniz son derece önemli. Evet. Bu kayıtlar altında şöyle bir değerlendirme de yapılabilir mi acaba? Bu seçimlerin sonuçları itibariyle mesela sizin partinize baktığımız zaman bir önceki seçimlerle karşılaştırıyorum. Çok 1.3'ten 2.7'ye bu rakamlar çok büyük görülmeyebilir ama evet, kendi içinde son derece anlamlı ve önemli rakamlar. Sizin partinizin varlığı bir yanda. Bunu bu seçimlerden hareketle önümüzdeki döneme doğru nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi, siz seçim sonuçlarına baktığınız zaman iktidar ittifakının bir yokuş aşağı gittiğini, gerilediğini tespit ediyor musunuz? Bu anlamda bir bize seçim sonucu bakışınızı aktarabilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Yani bir defa şunu hemen ifade edeyim. Tabii bu rakamlar tartışılıyor. 2,7 değil, bizim seçimde aldığımız netice 3. 3 küsur. Neden olduğunu da söyleyeyim. Türkiye'de seçmeni mahalli seçimlerde tek bir seçimle değerlendirmek mümkün değil. Evet. Büyük evet, ben gazeteden kestirme bir rakam verdim. Ben onu biz şöyle ölçtük. Büyük şehirlerde belediye meclis üyelerine köyler dahil herkes oy veriyor. Haklısınız tabii. Diğer yerlerde ise herkesin oy kullandığı tek seçim il genel meclis seçimleri. Evet. Biz bu ikisini topluyoruz. Türkiye'nin tamamının oy verdiği ortam ortaya çıkıyor. Biz burada %3'ü geçiyoruz. Yani, düzeltiyorum. Tamam. Yani ben bunu bu önemli. Haklısınız. Ben buna hep dikkat ederim ama bu sefer evet, gazetede gördüğüm tabii, en son baktığım rakamı telaffuz ettim. Yayınlanırken farklı kıstaslara göre yayınlanıyor. Ondan dolayı bu düzeltmeye ihtiyaç duydum. Çünkü biz hakikaten 3'ü geçtik. 2, bana göre bu seçimlerde bizim aldığımız oyun ayrı bir özelliği var. Biz takriben seçim kurulunun açıklamasına 1.300.000 oy aldık. Biz 1973 seçimlerine Milli Selamet Partisi olarak girdiğimizde 1.270.000 oy almıştık. Yani o zaman aldığımız oyu bir miktar artırdık.
Ancak nüfus arttığı için, seçmen yaşı düşürüldüğü için ortaya daha farklı bir tablo çıktı. Yani daha fazla seçmen oy kullandı. Hem nüfus artışından dolayı hem de seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı. O zaman 21'di, şimdi 18 yaş. Bunu da önemsiyorum. Sizin söylediğiniz noktaya gelince iktidarın artık oy kaybettiği, güven kaybettiği çok kesin. İşte sahillerde bütünüyle kaybettiler. Aynı zamanda güçlü oldukları yerlerde de seçimi alsalar bile oy kaybına uğradılar. Bu şunu gösteriyor, artık vatandaş iktidar partisi mensuplarının veya doğrudan doğruya cumhurbaşkanının ifadelerine göre değil, kendi yaşantısını etkileyen faktörlere göre oy kullanıyor ki bu da doğru olanıdır. Burada da en önemli faktör ekonomidir. Ne dersek diyelim, vatandaşı doğrudan doğruya etkileyen, ben iş bulabiliyor muyum? İş buldum, bir maaş alıyorsam bu aldığım maaşla geçinebiliyor muyum? Şimdi iş gelip buraya dayanıyor. Veya ben ticaretle uğraşıyorsam veya tarımla uğraşıyorsam kazancım artıyor mu, azalıyor mu? Türkiye'nin bu gidişatına baktığımız zaman artık vatandaşın ben bu iktidarın politikalarına güvenemiyorum dediği ortaya çıkıyor. Zaten rakamlar da onu gösterdi. Burada da şu anda kendilerine göre işte %50'nin üzerinde bir rakam varmış gibi Cumhur İttifakı olarak söylüyorum gözükse de burada AK Parti'nin, iktidar partisinin oyunun her ne kadar %44'lere gibi bir rakam telaffuz ediliyor ama bizim kanaatimiz şu ki AK Parti'nin oyu %38'e düştü. Ve burada başka bir çaba, başka etkenler rol oynuyor eğer biraz artış varsa. Şimdi önümüzdeki seçimlerde, genel seçimlere kadar iktidar partisi güven tazeleyebilir mi? Esas bu gelecek. Arada hemen bir şey sorayım. Buyurun. Ekonomi dediniz. Oy kaybının en önemli faktörü. Evet. Bunda daha antidemokratik bir iklim, işte Türkiye'nin yaşadığı otoriterlik tartışmalarının payını tespit ediyor musunuz? Şöyle, aslında bu dediğinizin her birinin ayrı ayrı etkisi var. Bir kısmı daha çok etkiliyor, bir kısmı daha az etkiliyor. Ekonomi en fazla etkileyen kesim. Şimdi İstanbul'da iktidar partisinin kaybetmesi ne demek? İstanbul baskıların en az hissedildiği il. Buradaki vatandaş eğer ben iktidar partisine güvenmiyorum derse, uzun zamandır ta 94'ten beri hep iktidardan yana olan bir belediye seçimlerinde bu çok önemli bir faktördür diye düşünüyorum. Aynı iş Ankara için de geçerli. Şimdi buralardaki oy kaybı vatandaşın tatminsizliğinden. Ancak belli bir kesim de var. Hakikaten ben demokratik haklarımı kullanamıyorum serbestçe diyor. Ortam bozuk. Bu ortamda yanlış bilgilendiriliyorum. Bu da vatandaşın yanlış karar vermesine sebep oluyor diyor. İki, doğrudan doğruya hükümetin, daha doğrusu artık hükümet yok, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek olarak aldığı kararlarla, kanun hükmünde kararnamelerle insanların günlük yaşantıları etkileniyor. Şimdi kanun hükmünde, ben burada yalnız bir antiparantez açayım. Burada ben Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara hayret ettim. Öyle bir karar bana göre alamaz, almamalıydı. Hangi karar? Onu söyleyeceğim. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılanlar aday da olamazlar, oy da kullanamazlar diyor. Ya kanun hükmünde, hükmündeki kararnameyi bırakın. Kanunla bile vatandaşın temel hakları elinden alınamaz. Sadece ve sadece adil bir mahkemenin verdiği kararla. Yani bir suç işlemiş, hapse girmiş, bundan dolayı aday olamaz. Tamam. Ama kanun hükmünde kararname kanun da demek değil, bir mahkeme hükmü de demek değil. İdari bir karar. Bunun adına kanun hükmünde demeniz, onu olağanüstü bir yetki ve hak haline getirmez. Böyle mahkemeye işin tuhaf tarafı, beni
İşte Türkiye'deki adalet sistemine olan güvenimizi sarsan böyle şeyler. Bir mahkemeye gidilemiyor bunun için. Nasıl olur gidemezsiniz? Siz ağır suçlarla ilgili bir konuda bile idam cezası, idam yok tabii, ağır ceza alsa birisi doğrudan doğruya gider, itiraz edebiliyor. Çok daha ileriye gider. Benim özlük haklarım kısıtlandı diyorsa anayasa mahkemesine gidiyor. E siz burada bunların hiçbir tanesi yok. Nasıl adalet? Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda aldığı kararı ister istemez endişeyle karşıladım. Çünkü böyle bir kararı alamaz, almamalıydı. Aldı ve mazbataları da başkalarına verdi. Başkalarına verdi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kimin aldığı, kimin seçildiği ayrı bir konu. Ancak işte söylediğim gibi ben iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin bundan sonra bugün içine sürüklendiğimiz durumdan Türkiye'yi kurtarabileceği kanaatinde değil. Samimi olarak söylüyorum. Ben birçok noktada birçok fikirler atıyorum ortaya. O tepeme biniyorlar hepsi. Yani teröristlikten tutun. Ya bu ne biçim iş, camilere bile karşı çıkıyorsunuz gibi. Ama benim ne için hangi kelimeyi kullandığımı, cümleyi kullandığımı onlar da biliyor. Benim ifadelerimin başı ve sonu okunduğu zaman ne dediğim çok net olarak anlaşılıyor. Ama maalesef birileri bunu bahane ederek bir karşı cephe açıyor. Ama benim söylediğim şu. İktidar Partisi, Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti eğer bütün meseleleri önüne koyup 16,5 yıldır iktidardayız. Ne yaptık? Nerede yanlış yaptık? Nerede yaptığımız işlemlerde haklıyız ve bunun üzerinde devam etmeliyiz? Nerelerde hatalıyız diye bir düşünceye, bir iç hesaplaşmaya girmezse problemleri çözemez. Benim gördüğüm şu. İktidar ne kendisini sorgulatıyor ne de kendisi kendisini sorguluyor. Ekonomide geldiğimiz nokta belli. Adaletin Türkiye'deki hali belli. Eğitimin hali belli. Yatırımlar, tarım, yani ekonomi dediğimiz zaman alt bilimlerine ayrı ayrı girme mecburiyetimiz var belli. Dışarıdan bakanlar bunu görüyor. Dışarıdaki birisi Türkiye'nin notunu değiştirdi miydi? Bunlar bize komplo kuruyorlar diyor. E ya düne kadar sizin yanınızdaydı bütün bu kurumlar, bu şahıslar. Neden şimdi komplo kuruyor diyorsunuz? Türkiye'ye komplo kurulabilir mi? Kurulur. Ama ben şuna bakıyorum. İki nokta. Türkiye'de bu iktidar kadar uzun dönem iktidarda kalan hiçbir parti olmadı Cumhuriyet'in kuruluşundan beri. Mustafa Kemal 1923 yılında, öncekini saymıyorum, milli mücadele zamanı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1923'ten 1938'e kadar Türkiye'yi tek başına idare etti. Ne kadar? 15 sene. Sonra İnönü dönemi geldi, 12 sene. Sonra Menderes dönemi geldi, 10 sene. Sonra Demirel dönemi geldi, 8 sene. Sonra Özal dönemi, 8 sene. Şimdi bu arkadaşlar 16,5 senedir iktidardalar ve başları döndüğü için yanlışlarını göremiyorlar. Yanlışlarını kendilerine hatırlatanları da ister içeriden ister dışarıdan. İçeridense otomatikman vatan haini ve hain damgasını yiyor. Dışarıdansa bizim de başkalarıyla bir irtibatımızı kurmaya çalışıyorlar. Hiç acaba bu söylenenler doğru mu diye üzerinde düşünmüyorlar. Bundan dolayı da ben hiçbir konuda düzeltme yapabileceklerine güvenim yok. Ve bu arkadaşlarımız önümüzdeki seçimlerde, işte demokrasinin de bu tarafı var. Yani bizim demokrasilerimizde bu var. Başka, yani şu da önemli. Demokrasilerin doğru işleyebilmesi için iktidara gelen kişiler ve partiler gitmeye razı olacaklar başlangıçta. Birinci kural. Birinci kural. Yani vatandaş tercihini değiştirdiği zaman sükunetle, ağırbaşlılıkla ben gideceğim diyecek. Yani 1950'de bunu yaşadık. Yani diktatörlükten geçtik demokrasiye. E 1960'da bunu yaşadık. 1980'den sonra bunu yaşadık. 28 Şubat'tan sonra yaşadık. Gelenler gitmeye razı olacaklar. Bu arkadaşlarımız razı değil. Hiç gitmek istemiyorlar. Ama bu da mümkün değil. Peki. Bunun sonucu ne? Sözümü şöyle tamamlayayım. Bunun sonucu
gitmemek için bu sefer anormal kurallara, anormal davranışlara, tatbikatlara giriyorlar. Kendi haklılıklarını ispat edebilmek için. Yani despotlaşıyorlar. Ne derlerse etsinler. Bunun adına başka bir şey demek mümkün değil. Efendim tam bu noktada yani İstanbul seçimlerini hani evet. Seçmen de vatandaşlar da merak ediyor. Yani hem Yüksek Seçim Kurulu'nun performansı anlamında yani bir Türkiye'ye dair aslında bir performansı var. Kararları var. Bir de İstanbul'la ilgili aslında partiler, farklı partiler işte başvurularda bulundular. İşte seçim iptal edilsin filan şeklinde olan veya evet. ilçelerde başvurular oldu. Onları reddetti. Fakat en sonunda olağanüstü hani yani başvuruları aslında kabul etti. Şimdi böyle bir süreç devam ediyor ve herkes aslında sonucu bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek, nasıl bir sonuç doğuracak, İstanbul'da ne olacak şeklindeki bir soru var. Bunu yani hem partiler de merak ediyor ve tüm vatandaşlar da aslında Türkiye'nin de aslında bütününü ilgilendiren bir konu durumunda. Siz nasıl görüyorsunuz ve ne öngörüyorsunuz aslında? Yani baktığınızda. Ben şahsen yani genel olarak meseleleri mütalaa ettiğim zaman seçimlerin yenilenmesini gerektirecek bir hal görmüyorum ben. Evet. Bunu öyle falancayı destekliyorum, filancayı desteklemiyorum halde söylemiyorum. Şu anda böyle bir durum yok. Aslında bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun tavrı da bu istikametin doğru olduğuna işaret ediyordu. Son zamanlarda ya ortaya atılan şaialar veya duyumlar onu bilmiyorum. Sanki burada farklı bir karar çıkarmış gibi bir intiba doğurmaya başladı. Ben sadece şunu söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki herkes yarın nasıl hatırlanmak istiyorsa ona göre karar ver. Çünkü yapacak hiçbir şey yok ki. Verdikleri karar son karar. İtiraz evet. merciği yok. Evet. Ama yarın tarih bunların neden bu kararları aldığını yazacak. Ya yerin dibine batıracak yahut da övecek, övgüyle bahsedecek. Bu zihniyetle karar vermeleri icap eder diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir karar verecekler. Allah yardımcımız olsun. Evet. Yani burada esas itibariyle tabii ittifakların da baktığımız zaman belli etkilerinin olduğunu gözlemliyoruz. Hem Türkiye geneli için hem de İstanbul için. Yani çok farklı şekilde işte seçim sırasında ittifaklar kuruldu. Tabii resmi değildi bunların hiçbiri. Evet, tabii. Yani fiili olarak yani kanunda olan şeyler değillerdi. Evet. Bu ittifaklara duyulan ihtiyaçlar, yani seçimler üzerinde sizce hani nasıl bir etkisi oldu? İstanbul anlamında da baktığınızda, burada Saadet Partisi'nin yeri ve rolü, evet. İstanbul özelinde de Türkiye genelinde de nasıl bir rol oynadı? Şimdi bir defa en azından mahalli seçimlerde böyle bir ittifaka ihtiyaç yoktu. Evet, siz zaten parti olarak buna bunu çok açık söyledik ve biz bir ittifaka girmeyeceğiz dedik. Bunu da Türkiye'deki her seçim bölgesinde seçime girerek ortaya koyduk. Niye yoktu? Zaten partiler aralarında görüşerek bölüştüler. Bir yerde ben gireyim sen girme, öbür tarafta sen gir ben girmeyin. Falanca yerde denkiz ikimiz de girelim gibi kararlar aldılar. Bu Türkiye'de lüzumsuz bir kamplaşmaya sebep oldu. Şimdi bir beka problemi ifadesi belli bölgelerde özellikle tuttuğu söyleniyor ki millet bundan etkilenmiş olabilir. Bu milletin doğru karar vermesini etkiledi. Türkiye'de bir beka problemi var mı? Eğer böyle bir problem varsa Türkiye'nin ilk yapacağı iş kucaklaşmaktır, bir araya gelmektir, dışarıya karşı direnç oluşturmaktır. Yani tavırlarıyla söylemleri birbiriyle çelişti bana göre. Öbür tarafta da evet, çok açıkça Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti bir araya geldiler. Onlar da nerelerde hangi partinin seçime gireceği konusunda ittifak yaptılar. Biz de bunun içine girebilirdik. İlle de bakın burada ille de seçim alma diye bir derdimiz olsaydı en azından 3-5 ilde 50-60 ilçede biz seçimi alırdık. İttifak etseydik İyi Parti ile ve Cumhuriyet Halk Partisi ile hiç tereddüdüm yok verirlerdi de.
başka yerde kendilerini güçlü görmek için. Ama biz bunun doğru olmayacağı kanaatini taşıdık. Elbette her yerde dirsek teması dediğimiz temas vardır. Bari birileri bunu alıp abarttı, işte ittifak yapıldı falan gibi, ama her yerde İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım'ın ben HDP'nin oylarına talibim demesi suç değil. Ama başka birisi bunu söylediği zaman suç. Bu mantık nereden çıkıyor? Olur mu? Sayın Binali Yıldırım bu noktalarda hakikaten bence daha şahsiyetli davrandı, daha tutarlı davrandı. Ama ne hikmetse başbakan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı, Sayın Binali Yıldırım ayrı çalıştılar. Birlikte çalışmadılar. Son toplantıya da her ne hikmetse Sayın Binali Yıldırım davet edilmemişti. Davet edilmediğim yere de gitmem demişti. Demek ki orada da tam bir mutabakat yok. Yani başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış bir kişi İstanbul'da, Tayyip Bey zaten İstanbul'u kaybettiğini gördüğü için Binali Yıldırım'dan başkası bu işin üzerinden gelemez dedi kanaatiyle Sayın Binali Yıldırım'ı burada aday gösterdi. O da geldi ama ne düşünüyor bilmiyorum. Yani bu noktada fazla bir şey de söylemeyi doğru bulmam. Fakat ben gelecekte artık AK Parti iktidarının devamının mümkün olmadığı kanaatindeyim. Çünkü kan kaybediyor. Her söyleminde, her adımında kendisine oy veren belli bir kesimin oyunu pekiştiriyor. Ama sorgulamaya başlayan seçmenin güvenini kaybediyor. Adalet demin dediğiniz noktada çok önemli. Yani Türkiye'de şimdi yani yüz binlerce insan var. Kanun hükmünde kararnameyle görevden alınmış, mahkemeye gitmiş, masum olduğunu ispat etmiş. Ama buna rağmen ne görevine dönüyor ne başka bir yerde iş buluyor. Pazara gidip limon satmak istiyorum diyor, satamıyor. Soyu sopu da işe alınmıyor. Ya bu zulüm. Yani bu hakikaten zulüm. Nasıl görmüyorlar? Hiç suçu ispat edilmemiş bir insanın hayatını karartmak. Ya bu indallah, bunun hesabını veremez. Bu dünyada da veremez, öbür dünyada da veremezler. Onun için ben toparlayabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü hiçbir noktada pişmanlık duymuyorlar. Hatalarını görmüyorlar. Pişmanlık duymayan, hatasını görmeyen bir siyasi partinin geleceği hiçbir zaman berrak olmaz. Yani bu ittifak konusunu ben de devam ettirmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye yeni bir anayasa değişikliğiyle yeni bir Türkiye bir iklime girdi. Burada yürütmenin gücü belli, başkanlık sistemine geçildi ve yürütmenin başındaki kişi iki turlu seçimle seçiliyor. Kaçınılmaz olarak ikinci tura kalması demek, iki adayın yarışması demek ve seçmen bazında ittifak demek bu. Evet. Yani siz istediğiniz kadar partiler arasında bir ittifak yapmayın. Nitekim doğru muydu, siz başkanlık seçimleri döneminde bu tür bazı arayışlar içerisinde de evet, oldunuz siyasi parti oldu, tabii, olarak. Tabii. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu iklimde Türkiye bu kadar yasal rejimiyle, yani seçim sistemiyle ikisinden birini tercih et sistemine itilmişken büyük iki tane kutup, iktidar ve diğer kutup karşı karşıya kalmışken, acaba mevcut iktidarla, mevcut iktidarın bazı uygulamalarıyla mücadele etmek için ya da onu iktidardan demokratik bir şekilde uzaklaştırarak ülkeyi normalleştirmek için seçmen ittifaklarının ve siyasi ittifakların, bir sizin açınızdan, iki siz derken tabii siz Saadet Partisi'nin genel başkanısınız, onu temsil ediyorsunuz ama farklı da olabilir bazen görüşünüz. Bir Temel Bey olarak sormak istiyorum. Bir partinizin görüşünü sormak istiyorum. Yani ileride, çünkü 4,5 yıl var. Erken seçim olabilir. Bir güç birliği olur mu? Olmaz mı? Bunlara bakışınız ne? Bu anlamlı mı, değil mi? Evet, tabii en zor soru da bu aslında. Yani ileride herkes bir tercih yapma mecburiyetinde kalacak. Sonunda da dediğiniz gibi herkes seçime girse bile en çok oy alan iki kişi yarışacak. Ben bir defa bu tercihin Türkiye için faydalı değil, zararlı olduğu kanaatindeyim.
Çünkü bu sistemin diyorsunuz. Sistemin evet yani bu seçim sistemini tercihin o manada dedim. Hı-hı. Zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bize bir fayda sağlamıyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyada ve bizim ülkemizde kutuplaşma çok kolay sağlanıyor. Evet. Geçmişten beri gelen ön yargılarımız var. Bazıları haklı. Ama buna rağmen biz bu ülkede çok farklı kimliklere sahip olan özelliğimiz var. Kişiliğimiz var. Yani Osmanlı tarihe karıştığı zaman Avrupa'da ne kadar azınlık varsa Müslüman olan Türkiye'ye göç etmiş. Arnavutlar gelmiş, Boşnaklar gelmiş, Hırvatlar gelmiş. Herkes Türkiye'ye gelmiş. Sonra Araplar gelmiş. Bir kısmı bizde kalmış veya. Sonra Kürtler zaten bu coğrafyanın bir içinde bir parçası. Şimdi bunun içinde kutuplaşma çok daha rahat meydana getirilebiliyor. Onun için bu yapımızı biz iyi değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet döneminde atılan başlangıçtaki bazı adımlar bu kutuplaşmayı keskinleştirmiş. Ancak belli bir süreç içinde biz şimdi öyle zannediyorum ki birazcık da ben bunu kendime bir pay çıkararak söylemiyorum. Bizim söylemlerimizle siyasi tavırda bir değişiklik meydana geldi. Neden bu meydana geldi? Onun da kanaatimi ifade edeyim. Biz doğrudan doğruya ideolojileri değil de kimlikleri, değerleri ortaya koyduk. Adalet dedik. Kimse adalete itiraz edemiyor. Liyakat dedik. Kimse itiraz edemiyor. Hürriyet dedik. Kimse itiraz edemiyor. İstişare dedik. Kimse itiraz edemiyor. Yani yememek, yedirmemek, rüşvetle mücadele etmek dedik. Kimse itiraz edemiyor. Kalkınmada üretim olmadan bu iş olmaz dedik. Milli gelir adil dağılmalı dedik. Bizim bu söylemlerimizin hiçbirisine ne sağdan ne soldan, ne ilerisi ne gerisi itiraz ederek çıkmıyor. Ama başta söylediğimiz değerler bugüne kadar farklı anlayıştan dolayı kutuplaşan kesimlerde bir ilgi doğurdu. Doğurdu kesinlikle tabii. İşte biz bunun üzerine inşa edilmeli. Saadet Partisi kendi kitlesini aşan bir çekim merkezi oldu tabii. Bunun doğru olduğuna, bunun aynı zamanda Türkiye için gerekli olduğuna inanıyorum. Ben bunun sadece bizim için faydalı olduğunu söylemiyorum. Bu bizim coğrafyamızda, İslam coğrafyasında her yer için geçerli bu. Çünkü esas olan değerler, esas olan dış görünüş değil, şekil değil. Biz ne zaman bu şekli, ha efendim işte bizim ibadet şekillerimiz bunlardan vazgeçecek değiliz. Ama bunlar her şey demek değil ki. Esas olanı bizim toplumla ilgili olarak neye değer vermemizi icap eder? Adalet gibi. Farklılıklarla bir arada yaşayabilmek gibi. Yani bizde zorbalık yoktur. Despotluk bizim inancımızda olmaz ki. Onun için bu Türkiye'nin siyasi hayatını, yapısını zaman içinde değiştirecek diye inanıyorum. Şimdi sıkıntımız bizim şurada. Geçmişten beri bizi destekleyen, bugün AK Parti'ye, kısmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veren bir seçmen kitlesi var. Bizim bu söylemlerimizi reddedemiyor. Ancak şekle takılıp kalıyor. Öyle olunca da bize olan teveccühü sandığa yansımıyor. Tereddüt içinde. Yahu siz kendi kendinizi inkar mı ediyorsunuz gibi bir havanın içindeler bunlar. Sorguluyor. Anlattığınız zaman da çoğu anlıyor. Ha, anlamayan da var. Geçen gün, bugün daha doğrusu geçen gün diyorum işte adaylarımızla bir araya geldik. İstanbul'da olan bir hadise. Bir eve gittim diyor. Aday olduğumu ve kendilerinin desteğini İstediğimi söyledim. O sırada içeriye bir hanımefendi geldi diyor. Örtülü. Dedi ki diyor ya
Sizin tavırlarınızı ben anlamıyorum. İstanbul'da adayı göstermediniz. Aynen ifadesi. Kime oy verdiniz? Merak ediyorum. Bunun üzerine arkadaş diyor ki ya sen herhalde yanlış bir kanaate geldin. İstanbul'da bizim adayımız var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu diyen kadın hafız. Aynı zamanda ben tarihçiyim diyor. Evet. Bu meselelerle ilgileniyorum, biliyorum diyen bir hanım. Nasıl biz bunu etkileyeceğiz? Siz gelin, düşünün. Yani öyle bir anlayış var ki, Cumhurbaşkanı bir yerde söyledi, Saadet'in adayı yok diye. Öyle akılda kaldı. Sorgulamıyor. Biz söylesek de idrak etmiyor. Ama zaman içinde bunu idrak edecek. Ben ona inanıyorum. Zaman içinde herkes, ama neyi bekliyoruz? Herkesin bugünkü iktidarın icraatlarından zarar görmesini, bizzat zarar gördüğü zaman oturup düşünüyor. Ondan sonra karar veriyor, kararını değiştiriyor. İnşallah uzun sürmez. Ben o inançtayım. Efendim bir ara vereceğiz. Olur. Değerli izleyiciler bir ara vereceğiz, kısa bir ara. Sonrasında sorularımızı daha hızlı bir şekilde sormaya devam edeceğiz. Ara efendim. Değerli izleyiciler, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Fakat bir son dakika haberini de paylaşmak istiyoruz. İsrail Gazze'de Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu, ofisinin bulunduğu yerleşkeleri, binalara dair bir saldırı düzenlemiş. Diliyoruz, umuyoruz ki yani ölen veya yaralananlar olmasın. Şimdi efendim bu tabii yani hani kanayan yaralar, bunu belki dış politika ile ilgili kısımda tabii da konuşmak tabii gerekir. Buradan girelim bence. Evet, yani hani genel itibariyle bir... Şimdi ben işte bazen uzatıyorum da bunu kısaltmaya çalışarak bir iki kelimeyle dış politika ile ilgili görüşlerim var dediğim. Bu arkadaşlar AK Parti bizden koparken milli görüş gömleğini çıkardık dedi. Dışarıdakiler de ondan bu ne demek diye sordular. Üç konuda. Bir, Avrupa Birliği benim medeniyet projem, idealim. İki, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail stratejik müttefikim. Üç, kapitalist sistem, faizci kapitalist sistem benim ekonomik sistemim dedi. Yani kapitalist sistemi de şöyle anlıyorlar. Devleti bütünüyle ekonominin dışına çekmek. Yatırım, matırım, hiçbir şeyle uğraşmayacağız. Çünkü devlet bu işi beceremez kanaati var kendilerinde. Şimdi İsrail'le olan yani bu noktada Türkiye tavır koyamıyor. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye aleyhine yaptığı bu kadar aleni faaliyetlere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kesin bir tavır ortaya, politika ortaya koyamıyor, tavır koyamıyor. Bundan dolayı da bayağı sıkıntı çekeceğiz. İşte F-400'ler deniliyor. F-35'ler deniliyor. Bilmem arkasından stratejik konum Suriye politikası, Irak politikası, İran politikası, işte Afrika politikası, Mısır politikası. Hiçbir noktada anlaşamıyorlar ki. Buna rağmen kendi pozisyonlarını netleştiremiyorlar. Hala F-400'ler, F-35'ler üzerinde bir sürü soru var. Yani bu noktalarda net bir tavır ortaya koymaları şart. Ben tabii başkaları bu noktada farklı düşünebilirler. Ben Türkiye'nin, Amerika'nın hiçbir zaman Türkiye lehine bundan sonra bir politika benimseyebileceğine ihtimal vermiyorum. İsrail'in bir arz-ı mev'ud hayali var. Büyük Orta Doğu projesi diye Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu proje bunun yeni adı. Çünkü İsrail denildiği zaman tepki çekiyor. Ama Büyük Orta Doğu projesi burada bütün halklara, bütün halklara esas temel argüman da bu. Özgürlüklerini verelim. Küçük de olsa. Bütün bu bölgede yaşayan farklı kesimler, itikaden farklı olanlar, ırk yönünden farklı olanlar, kültür yönünden 50 tane devlet çıkar. Evet. Şimdi şeyden devam edebilir miyiz? Yani
Söyle. Yani söylem üzerinde sen istersen sor. Yani biraz önce siz efendim çok farklı bir hani sizin dil ve üslup benimsediğinizi ifade evet. etmiştiniz. Genel itibariyle baktığımızda seçim sırasında bu birkaç seçimde de aslında ana tartışmalardan birisi oldu. Yani dil ve üslup konusu. Bu yani siyaseti nereye taşıyor? Yani şu ana kadarki farklılaşan dil ve üsluplar ve bundan sonrasına dair acaba nasıl bir hani yani dönüşüm veya farklılaşma söz konusu olacak? Evet. Yani ben ister istemez Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha farklı bir konuma sürükleneceğine inanıyorum, gideceğine. Bir defa yeni yetişen gençlik sorguluyor. İlle de annesinin babasının izinden gitmiyor. Yeni arayışların içinde. Gençliğin tabii bir de problemi var. İş bulamıyor. Zorluk çekiyor. Geçimini sağlayamıyor. Evlenme çağına gelenler evlenemiyor. Hep annesinin babasının eline bakmaktan utanıyor. Bundan dolayı da bir arayışın içinde. Türkiye'de bir arayış içinde. Çünkü bir de köy nüfusu azaldı. Köyde kalanların hepsi çiftçilikle hayatını da geçindiremiyor. Köy nüfusu %6'ya indi. Toprağını ekip biçenler %3,5 diyorlar. Korkunç bir iş. İşsizlik çıkmış 4,600 milyona. 4,6. Bu korkunç bir rakam. Diğerlerini de aldığımız zaman artıyor. Bu ne getirecek? İnsanları ister istemez biraz daha düşünmeye, tercihlerini daha rasyonel yapmaya iteleyecek. Bu noktada yani klasik olarak bizde her ne kadar AK Parti milli görüş gömleğini çıkardık diyorsa da ona atfedilen bazı özellikler var. İslamcı gibi. Ben siyasi hayata atılırken bana bunu sordular. Ben dedim ki ben İslamcı değil. Ben Müslümanım. İslamcılık tabiri bize dışarıdan gelmiş bir tabir. Buna çok itiraz eden arkadaşımız oldu. Ya olur mu? Çünkü İslamcı demek Müslüman kimliği olan bir insan için İslam'ı ihya etmek demek. Onun için çalışmak demek. Ama aynı zamanda İslamcı kelimesinin bir de ters taraftan anlaşılması var. O da ne? İslam'ı kullanarak kendi menfaatini geliştirmek manasına da gelir. Bunlardan kurtulmak için ha ben Müslüman kimliğiyle bu mücadelenin içinde bulunurum. Ve bugün dünyanın da şuna inanıyorum. Temel değerlerimize dünyanın ihtiyacı var barış için. Buna da samimi olarak inanıyorum. Ben bunu şahsen muhatap olduğum Avrupa büyükelçilerine de söyledim. Aynen. Siz burada bir antiparantez açarak uzatmak için belki uzatmış olacağım ama tabii. Siz dedim bakın ikinci Yan Harbi'ne kadar bütün kavgalar Avrupalıların kendi aralarında oldu. Birinci Yan Harbi'de İngilizlerle Almanların, Fransızların, ikinci Yan Harbi'de İngilizler, Fransızlarla Almanlar arasında oldu. Ondan sonra gözleri koktu. Niye? Dünya tahrip olma noktasına geldi. Neden? Çünkü kitle imha silahları artık üretilmeye başladı. Bir cihan harbi daha olursa dünyanın yok olma ihtimali kuvvetli. Çünkü herkes kendini korumak için karşı tarafa elindeki en güçlü silahlarla saldıracak. Dediler ki bundan sonra savaş olmasın. Nasıl olmayacak? Oturalım. Savaşın sebeplerini, çıkışının sebeplerini belirleyelim. Bunları ortadan kaldıralım. İlk husus, savaş olursa bile bir takım kurallara riayet edilsin. İnsanlara, esirlere işkence yapılmasın. İnsan gibi davranılsın, yedirilsin, içirilsin, giydirilsin. Cenevre Sözleşmesi'ni imzaladılar. İkinci olarak, ya insan hakları diye bir şey varmış. Ben biraz abartarak söylüyorum ama aslında bunu yeni keşfettiler. İnsanların farklı fikirleri, farklı düşünceleri, farklı inançları var. Biz toplumumuzun huzur içinde olmasını istiyorsak bütün bu farklı fikir ve inançlara imkan tanımamız icap eder. Bu bir insan hakkı, düşünce hürriyeti, basın hürriyeti. Bunun için de bir mahkeme kuralım. Strasbourg'da İnsan Hakları Mahkemesi'ni kurdular. Üç, bir de hukuk var. Yani bir yönetimle kendi tabası arasında da belli hukuk kuralları olması lazım. Hiçbir devlet yöneticisi kendi vatandaşına zulmetmemeli, baskı uygulamamalı. Ülkeler arasında da yine bir takım kurallara riayet edilmeli. Hiçbir ülke
Başkasının sınırlarını geçmemeli. Bunun için de Lahey'de Adalet Divanı'nı kurdular. Ama biz şimdi geldik belli bir çağa. Birinci Cihan Harbi'ni yaşayanlar kalmadı. İkinci Cihan Harbi'ni yaşayanlar da artık kalmadı gibi. Bu sefer rahat Avrupa'yı da Amerika'yı da Batı'yı rahatsız etti. İçine geldikleri huzur seviyesi, ekonomik gelişmişlik seviyesi. Bu sefer bahanelerle kendi menfaatlerini başka bir zeminlerde aramaya başladılar. İkiz Kulelere bir saldırı oldu. Amerika Birleşik Devletleri bunu bahane ederek Haçlı Seferi ilan etti. Şimdi arkasından da ben Cenevre Anlaşmalarını attım. İnsan haklarına riayet etmiyorum. Bundan sonra da hukukun üstünlüğü diye bir şeyi tanımıyorum. Ne yaptı? Bir insan hakları şöyle. Amerikalılar bu konuda mahir her zaman. Bir kanun çıkardılar. Kendilerine bugüne kadar benimsedikleri kuralları çiğneme imkanı veren. Adına da vatanseverlik kanunu dediler. Çünkü Amerikalılar bir kanunu ortaya koyarken vatandaşın müsbet yaklaşımını sağlamak için kelime başlarını öyle seçiyorlar ki oradan bir mana çıkıyor. O da hoşuna gidiyor. Vatanseverlik dediler bu kelimeler ortaya çıkınca. Ne yaptılar o vatanseverlik kanununda? İşkenceye cevaz verdiler. İnsanları biz tutuklarız, hapse atarız. 20 sene de geçse bir delil bulamasak bile biz bunları hapiste tutarız dediler. Ya bunların hepsi insanlık suçu. Bunu niye söylüyorum? Böyle bir noktaya geldi dünya. Ben onlara dedim ki bakın sizin bu değer verdiğiniz savaş hukuku, insan hakları, hukukun üstünlüğü prensipleri var ya, ya bu bizim inancımızın temelinde yatan prensipler. Biz hangi şartlarda olursa olsun adaletten vazgeçemeyiz. İşkenceye cevaz veremeyiz. Efendim sizin içinizde geçmişte bunlar olmuştur. Onlar bizim kurallarımızı da çiğnedikleri için olmuş. Buna kimse mani olamıyor ki, geliyor insan zorba oluyor. Ne yapacaksınız? Yaptığına biz haklı demiyoruz ki. Onun için bu ideallere ihtiyaç var. Bu idealler önce bir yerde olacak. Nerede? Kendi memleketimizde olması lazım. Onun için biz prensipleri tekrar tekrar, adalet bunun başında. Adalet öyle bir şey ki adalet olmadı mıydı devlet yok demektir. Adalet mülkün temeli. Aslıdır, temelidir. İnsan hakları. Cenab-ı Hak insanı yaratmış, benim inancımın gereği. İnsana akıl vermiş, bundan dolayı mesul tutmuş. Ama dinde zorlamamış, insanı kendisine inanıp inanmamakla serbest bırakmış. Ya Cenab-ı Hakk'ın serbest bıraktığını ben nasıl zorlayacağım, illa gel benim gibi inan diye. Buradan da hareketle bizim insan haklarına, hürriyetlere, liyakate ayrı bir önem vermemiz lazım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir demiş Peygamber Efendimiz. Müslüman komşusu dememiş, komşusu demiş, onu tarif etmemiş. İsterse Hristiyan, ister Yahudi, isterse başka birisi olsun. Şimdi bu prensipleri işte ben bizim memleketimizde, yani ben şimdi bizim inançlı olan kesime de, diğer herkese de diyorum ki, ya bunlar bizim inancımızın temeli, şekle takılı kalmayın. Ayrı hüküm var. Siz bir insanın namazı ve orucu sizi aldatmasın buyuruluyor. Siz onun muamelesine bakın. Saadet Partisi'nin de galiba son zor dönemde en çok öne çıkardığı kavramlar bunlar değil mi? Yani bunlarla öne çıkıyorsunuz, tabii. Bunlarla algılanıyorsunuz. Şimdi böyle biraz iç içe geçmiş bir şey sormak istiyorum. evet. Emre de bana bir görev verdi. Bir kere bu Türkiye İttifakı diye bir laf ortada döner dolaşır. Evet. Şimdi bu ittifakı ne kadar tabii... Bu Türkiye İttifakı'nın kendisi güzel bir laf da. Evet. Siyasi alana yansıdığı zaman ne kadar ciddiye almak lazım bir. Buna bağlı olarak tabii bunu söyleyen Cumhurbaşkanı olduğuna göre, AK Parti'nin genel başkanı olduğuna göre, siz de Saadet Partisi olduğunuza göre benim aklıma şu soru geliyor. Biraz önce söylediğiniz kavramlar, adalet, insan hakları, hukuk, sizin AK Parti ile ayrım noktanız mı? Ayrım noktanızı oluşturuyor mu? Ya da siz neden AK Parti'nin bahçesine girmediniz? Çok bir sürü insan bu soruyu size soruyordur. Doğru. Sizi çağırdılar. Sonuç olarak onlar sizin içinizden çıktılar. Belli bir yola geldiler. Biraz iç içe girmiş oldu sorular ama yani evet. Bir paket olarak. Dediğiniz doğru. Bu herkesin kafasında bu soru var.
Ancak biz AK Parti'nin bizim şu söylediğimiz prensiplerin tamamını çiğnediğine inanıyoruz. Üzülerek söylüyorum. Adalet mefhumu onlarla biz aynı şeyi görmüyoruz. Yani hem siyasi açıdan hem o zaman inanç açısından. Tabii maalesef. Diyorsun. Şimdi şöyle inanç açısından ben bir şey diyemem. Hayır, belki, inancın temeli dediğiniz için bu kavramlar tabii, söylüyorum. Doğru. Öbür tarafta çünkü bir insan ben Müslümanım deyip Müslüman hata etmez mi? Günah işlemez mi? İşler buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. En ağır suçları işler mi? İşler. Yalan söyler mi? Yok diyor. Yalan söylemez. Şimdi biz bu noktaya geldiğimiz zaman sıkışıyoruz. Çünkü bize karşı iftira atılıyor. Yalan söyleniyor. En üst mertebede bu söylendiği takdirde biz nasıl bir araya geleceğiz? Şu çok önemli bir şey. Biz bu ülkenin içinde farklı görüşlere sahip insanlar ve topluluklar olarak bir araya gelebiliyorsak bu Türkiye'yi kurtarır. Bu çok önemli bir iş. Temel meselelerde ittifak edeceğiz. Farklılıklarımızı koruyarak. Farklılıklarımızı koruyarak. Demin söylediğim temel meselelerde ya burada da şunu azıcık bükelim. Yok arkadaş. Yani azıcık işkence olsa ne olur? Olmaz. Azıcık zulüm olsa ne olur? Hukuku da şurada birazcık çiğnesek. Olmaz. Kamu malına zarar vermek. Yetim malı yemek. Yani kul hakkına tecavüz etmek. Hiç kimse buna cevaz veremez. Siz nerede anlaşacağız o zaman biz? İşte o zaman bu zemin ortadan kalkıyor. Onun için de bize tam olarak biz bunları terk ederiz diye bir yaklaşımla gelemiyorlar. Biz de bunlar olmadığı zaman aynı kefenin içine giremeyiz diyoruz. Bunun için iktidar bu noktayı ciddi olarak ele almalı. Ama Türkiye İttifakı lafı o zaman biraz havada mı kalıyor? Şu anda havada kalıyor. Aslında ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi niyetle söylediği kanaatindeyim. Yani şunu görüyor. Ya Türkiye ortadan ikiye bölünmüş gibi. Birbirine düşman iki kamp gibi ortaya. Bir de üstelik kendilerinden olmayanı vatan haini olarak tarif ettiler. Ya böyle bir anlayış olur mu? Öyle olunca siz nasıl insanları bir araya getireceksiniz? Cumhurbaşkanı, benim kanaatim, bunları düşündü. Bu farklılıkları da dikkate alarak biz bir araya gelebilmeliyiz diye. Ama Sayın Bahçeli'nin sert çıkması birdenbire orada bir müphemlik oluşturdu. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Biraz önce AK Parti bu yoldan zor geri döner dediniz ama Cumhurbaşkanı dönebilme imkanına sahip mi hala? Ben sahip olduğu kanaatinde değilim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı sorgulanmak istemiyor. En büyük mesele bu bence. Halbuki şunu hazırlamalı. Neden? Yani yarın bu halk beni istemezse ben zorla burada kalma çabasına düşmememi icap eder. Kendisini buna hazırlamazsa kendisi sıkıntıya girer. Herkes geçicidir. Gelir, gider. Yani demokratik sistem de bunu gerektirir. Çok affedersin. Küçük bir şey söyleyeceğim. Burada biraz sizin sözlerinizden sadece siyasi değil, şahsi bir eğilim de anlıyorum. Şahsi derken yani Tayyip Erdoğan'ın karakteri itibariyle değil, yaşadıkları ve geldiği nokta itibariyle biraz kişisel direnç de mi buna etkiliyor? Birazcık da öyle gibi gözüküyor. Yani çünkü şöyle, AK Parti'nin içine bakıyorum, başlangıçta yola çıktıkları arkadaşlarının %90'ı gitti. Gitti. Ve benim söylediğim gerekçeleri ileri sürerek adalet kalmadı diyorlar. İstişare kalmadı. Liyakate önem verilmiyor. Farklılıklar hoş görülmüyor. Ve öyle noktaya gelindi ki yolsuzluğa cevaz veriliyor adeta. Yani bir siyasi partinin ilçe başkanı çıkıp bizim hırsızımızı ben korurum. Nasıl der ya? Bu adamın ikinci gün ihraç edilmesi icap eder. Çünkü sen hırsızı barındırmamanı icap eder. Kendi bünyende. Onun için çok zor bir durumdalar. Buradan nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Hocam. Evet. Yani bu vurguladığınız noktayı biraz daha açmak anlamında da baktığımızda. Yani
Geçtiğimiz yıl yapılmış olan seçimler ve bu sene yapılmış, yani hem genel seçimler hem yerel seçimler, onun öncesinde referandum süreci, bir anayasa değişikliği oldu. Çok köklü şekilde aslında sistem değişikliği gerçekleşti. Tam manası. O sistem, referandum süreci ve sistem değişikliğiyle birlikte değerlendirdiğimizde iki seçim de aslında bir şeyler söyledi, bir topluma bir şeyler de göstermiş gibi gözüküyor. Özellikle hem anayasa değişikliğinin, yani bu tür bir başkanlığa geçişin sonuçları, ürünleri anlamında, hem de partili başkanlık şeklindeki uygulama. Yani nereye doğru geldi, ne getirdi, ne götürdü efendim? Yani işte burada ben sanki, yani ne kadar isabetli bilmiyorum ama bu Cumhur İttifakı, yani Cumhur İttifakı değil de Türkiye İttifakı'yla kastedilen, belki bu sistemi yeniden parlamenter bir sisteme dönüştürme arayışı da olabilir. Çünkü nihayet çoğunluğu 50 artı 1'i kaybettiğiniz zaman gideceksiniz, yerinize başkası gelecek. Evet. Halbuki yeri geldiği zaman 46 11 artı 11 sizi iktidar yapabilir. Yani iktidarda daha uzun zaman kalma ihtimaliniz artar. Ancak buraya ne olacak? Pazarlık girecek. Belli politikalarda oturup anlaşma mecburiyetinde kalacaksınız. Bütünüyle iktidarı terk etmekten daha uygun olabilir. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin devamıyla da olur. Cumhurbaşkanlığı sistemi tamamen kalkıp eski sisteme de dönmek mümkün olabilir. Yalnız ben şunu, Batı'da da şimdi mesela başka ülkelere gittiğimiz zaman görüyoruz. Amerikan sisteminde de buna benzer bir şey var. Tam olarak onlar krallığa falan karşı oldukları için bunu bir taraf ettiler. Avrupa'nın çoğu krallığı tuttu. Evet. Niye tutuyor? Hiç yetkisi yok. Bir özelliği var. Vatandaşın tamamını kucaklıyor. O kadar. İngiltere prensesi, prensi yani veya kraliçesi gibi. Kraliçesi, evet. Hiçbir meseleye müdahale etmiyor. Ama var. Ve herkesi kucaklayacak birisine ihtiyaç duyuyor. Çünkü taraf değil. Halbuki şimdi siz Cumhurbaşkanı olarak hem partinin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanınız. Ama Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanım değil. Niye? Siz hainsiniz diyor bana. Nasıl benim Cumhurbaşkanım olacak? Kendisine oy vermeyen herkese hain ilan ettiğiniz zaman Türkiye'de Cumhurbaşkanı sadece %50'nin Cumhurbaşkanı oluyor. Bu doğru değil ki. Böyle ne oluyor o zaman? Böyle ne oluyor? Tabii. Olmaz. Onun için bir arayış içinde olma ihtimalleri var Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bu böyle çünkü devam etmez, ettirilemez. Bütün yetkiyi bir yerde topladığınız takdirde maalesef olmuyor. Bizim sıkıntımız, yani üzülerek söylüyorum, insanlarımızın, milletvekillerimiz de dahil olmak üzere kendilerine Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği en büyük nimet olan aklı fazla kullanmamaları. Yorulsun istemiyorlar. Hep taze kalsın. Öyle bir düşünce. Efendim şimdi siyasette dil bir üslup konuşurken aklıma geldi. Belki oraya biraz geri dönüp oradan da ileriye doğru bir soru sormak isterim. Şimdi Ecevit çok kibar bir adamdı. Evet. Malum. Sayın Erbakan benim tanıdığım en beyefendi siyasetçilerden biriydi, evet. Espriliydi. Demirel zaman zaman sertleşirdi ama o da kibar ve beyefendi biriydi. Şimdi bugün geldiğimiz yere baktığımız zaman, dile baktığımız zaman, evet, sadece bölücüsün, hainsin demek değil. Bir tür hakareti ben edebilirim, sen beni eleştirirsen seni mahkemeye veririme kadar giden sert, kaba, tahkir edici bir dil. Herkes tarafından değil ama iktidar cenahında maalesef, evet, çok hakim oldu. Şimdi Emre de fark ediyordur. Ben de üniversitede fark ediyorum. Çocuklar, genç çocuklar 28 Şubat olduğunda daha doğmamışlardı. Evet. Bugün üniversite sırasındaki çocuklar bu dilin içine doğdular. Evet. Bu bilmiyorum sizin ne kadar dikkatinizi çekiyor. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu çok vahim bence. Hepimizce bir saldırıyla karşı karşıya, evet, kaldı. Ve arkasından buna verilen tepkiler, yumruk yemek için ne yaptın? Niye o cenazeye gittin gibi. Hakikaten insan aklının alması zor şeyler. Bunlar tabii iktidar cenahından gelince akla ilk gelen şey, biraz bu üslubun devamı olarak
gerginlik ve şiddet riski. Acaba iktidar böyle bir yola da girebilir mi? Yani iktidarda kalmak arzusu ve siyasetsizliğin içine düşmüşlük bizim önümüzde böyle bir kapı açabilir mi? Böyle bir risk var mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre girdik bile. Sadece bunun dozajı artar mı endişesi var. Yoksa girdik. Yani şu anda nereye giderseniz gidin, üzülerek söylüyorum. Bu tarzda düşünmeyen valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri varsa onları tenzih ederim. Ama bütün valileri, kaymakamları ve emniyet müdürlerini Sayın Cumhurbaşkanı kendi partisinin il başkanları gibi görüyor. İlçe yani başkanları tek gibi. Tek parti dönemindeki uygulamanın bizzati aynısı. Şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanı durmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıfta bulunuyor. O tek partili diktatörlük dönemi diye. Ama o prensipleri kendisi aynen uygulamaya başladı. Bu doğru değil. Bu giderek sertleşir zaten. İster istemez. Çünkü kendisini haklı, kendisinin dışındaki herkesi haksız görünce başka gideceği bir yol yok. Bunun önünü kesecek olan, ikaz edecek kimse de yok. Çünkü farklı fikir serdedenlerin hepsi bertaraf ediliyor. Hemen. Hemen elimine ediliyor. Burada ümit verici olan bir şey işte. Son zamanlarda bu sesler biraz yükselmeye başladı. Hem işte eski başbakanımız Davutoğlu 15 sayfalık neredeyse bir bildiri yayınladı. Evet. Bilmem eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Bey çok ağır bir eleştiride bulundu. Hukuk gitti diyor. Başka birçok arkadaşla karşılaşıyoruz. Aynı ifadeleri kullanıyorlar. Nasıl olacak? Şimdi bunlar belki AK Parti seçmeninin içinde bizim ulaşamadığımız, hitap edemediğimiz kesimde bir etki meydana getirebilir. %20 olmaz belki ama %3-5 bile ciddi bir etkidir. Çok önemli tabii. Çok ciddi bir etkidir. Onun için ben bu değişikliklerin de artık zaman içinde artacağını, sesini yükselten insanların adedinin artacağını tahmin ediyorum. Ama bunun karşısında Cumhurbaşkanı'nın tavrı ne olacak onu merak ediyorum. İşte burada valiler, kaymakamlar, bilmem emniyet müdürleri bir partinin organıymış gibi davranmaya başladıkları an gerginlik giderek artar, zirve yapar. Ve bunun ne bu memlekete ne de bu havayı oluşturanlara faydası olmaz. Kesinlikle. Evet, yine bu konularla ilişkilendirebileceğimiz bir husus, istikrar meselesi Türkiye'de çok konuşuldu. Yani belki onlarca yıldır da kullandığımız ana kavramlardan, kelimelerden birisi. Siz istikrar denince nasıl düşünüyorsunuz? İstikrarı nasıl tarif ediyorsunuz? Genel itibariyle şunu gözlemliyoruz. İnsanlar işte bir kişinin yönetimde olması veya bir kişinin veya bir partinin işte tek başına yönetimde olması istikrardır gibi Türkiye'de yaygın bir anlayış var. Yani çokça vurgulanan, hatta işte istikrar için yaptık, yapıyoruz şeklinde birçok şeyler bu bakımdan tartışılıyor. Siz bu açıdan bakıldığı zaman bir toplumun, bir ekonominin, bir siyasetin istikrarlı olması deyince neler zihninize geliyor? Demin söylediğimiz prensiplere dönmeden başka çaremizin olmadığı kanaatindeyim. Yani biz bu memlekette farklı fikir, düşünce, inançlı olan insanların huzur içinde yaşadıkları bir ülke olmalıyız ki herkes bu memleketi sevsin. Herkes bu memleketi sevmeli. Nasıl sevecek? Kendi hakları kendilerine tanınırsa. Ha bu yani hırsıza da mı hak tanıyacağız? Hırsızlık serbest olacak. Zorbalık hak serbest değil. Olacak manasına elbette gelmez. Anarşi serbest olacak. Elbette gelmez. Biz bölücülerin de biz kesinlikle şiddete başvuranların bilmem terör estirenlerin de PKK'nın da karşısında elbette olacağız. İsmen de zikrediyorum çünkü olmaz. Şiddet dediğiniz zaman kavga çıkar ve o bizi bölünmeye, istikrarsızlığa götürür. Ama farklılıkları bölünme sebebi
farklı düşünceleri görmemeliyiz. Solcusu da olacak, sağcısı da olacak. Politik olarak ben iktidara gelirsem şöyle bir ekonomi politikası izlerim diyen de olacak. Farklısını da olacak. Ben devleti bunların içine sokarım. İşte karma bir ekonomik anlayış olsun diyecek. Bunların hepsi olacak. Bunların hepsi bu memleketin içinde rahatlıkla terennüm edilebilirse insanlar kendi memleketlerinden memnun olur. Başka bir arayış içinde bulunmazlar. Şimdi geçenlerde işte bir hanım kız üniversiteye hazırlanıyor. Ben işte iyi bir yere gideceğim. Almanya'da bilmem hangi üniversiteye gideceğim. Sonra Alman vatandaşı olacağım diyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Daha lise çağında üniversiteye giren bir çocuk. Umutsuz. Umutsuz kendi memleketinden. Birisinin bunu yakalayıp yahu kızım sen niye böyle düşünüyorsun diye sorması icap eder. Soran da çok rahat kız bunu ifade ederken de. Hani bir şey değil, sıkıntının içinde de dile getirmiyor. Onun için biz bu memleketin içinde kucaklaşmayı sağlayalım demek, kendisi gibi düşünmeyenleri de kucaklayabilirim manasına gelmeli. Yoksa herkes benim gibi düşünsün, gelin kucaklaşalım. Yani tamam güzel de herkes senin gibi düşünmediği zaman ne olacak? Şimdi, o da. Efendim? Şimdi olan oluyor. Efendim. Tabii yok. Olmaz, düzelmez. Onun için bizim herkesi bu noktada ikna etmemiz lazım ki Cenab-ı Hak insanları tornadan çıkan bir şey gibi, demir parçası veya ağaç parçası gibi yaratmamış. Hepimizin rengi farklı, boyu farklı, burnu, kulağı, gözü farklı, anlayışı farklı, adetleri farklı ve kimseyi kendisine inanacaksın diye mecbur tutmamış Cenab-ı Hak ya. Bu işin zirvesi. Bunun altında bizim elbette farklılıklarımız olacak. Biz o farklılıklar içinde huzuru arayacağız. Tabii, farklılıkları bir taraf edelim. Tamamını ortadan kaldıralım dediğimiz takdirde o mümkün değil. İnsan tabiatına aykırı. Beceremediğimiz bu oldu galiba değil mi? Çoğulculuk. Evet, evet. Bunu hazmedemedik. Halbuki AK Parti 2002 yılında gelirken söylemlerine bakın. Buydu. Bizim bu söylediklerimizi aynen tekrar ediyor. Söylüyordu. Adını da zaten onun için Adalet ve Kalkınma koydu. Evet. İkisini de yapamadı ama maalesef. Buradan mı devam edeceksin? Tabii, başka tabii, konuya lütfen. Geçeyim mi? Tabii. Şundan dolayı zamanımız az, konumuz çok. Sizi de bu karşımızda ağırlamışken. Evet. Şimdi 28 Şubat günlerindeki Refah Yolu Hükümeti, Erbakan Başbakanlığı, ben o zamanlar çok aktif bir gazeteciydim. Çok da yakından izlerdim Sayın Erbakan'ı da. O dönemde Erbakan'ın ekonomi politikası böyle öne çıkan, farklılık getiren, çok da eleştirilen, bir taraftan da çok da desteklenen bir politikaydı. Ekonomik düzen üstüne ve o düzenin yeniden düzeltilmesi üstüne kuvvetli bir çıkışı vardı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman siz de söylediniz, ekonomi en önemli sorun ve bu sadece bir siyasi sorun değil, hepimizin sorunu. Evet. Yani bu ülkenin BK sorunu. Tabii. Buraya geldiğimiz zaman. Siz hükümetin ekonomik politikalarında biraz önce genel olarak söylediniz. Aşırı evet. Liberal dediniz. Yani vahşi liberal dediniz. Yani liberal de demeyeyim de vahşi kapitalist bir anlayış var. Vahşi kapitalist. Peki vahşi kapitalist daha doğru. Bunun da ötesine geçtiğimiz zaman nasıl düzelir bu ekonomi? Yani mesela siz iktidarda olsanız ne yaparsınız? Bu nasıl düzelecek? Bu enflasyon, evet. Bu işsizlik, bir de dünyanın da getirdiği bir daralma ve sıkıştırma var. Yani burada çok radikal kararlara ihtiyaç var. Bu kararları alırken bütün hükümetler zorlanır. Zorlanmadan bir kararı alamazlar. Ve ben şu kanaatteyim. Radikal kararları alacağımız zaman Batı da bizim karşımıza çıkabilir. Bunu baştan bilmemiz lazım. Biz Batı'yla her noktada ittifak halinde bu problemleri çözmeye kalkarsak bize dayatacakları IMF politikalarıdır. Ve eninde sonuna bu arkadaşlarım, ben IMF'nin kapısını zaten gittiler de artık gitmemiş gibi davranarak gittiler. McKinsey firmasıyla da tekrar oturdular. Diğerleriyle de. Bu noktadaki farklılığı ben şöyle görüyorum. Kapitalist sistem dünyada öyle bir şekil almış ki gelişmiş ülkelerin menfaatinin korunması bir numaralı meseleleri. IMF'nin de, Dünya Bankası'nın da, OECD'nin de hangi kurumu alırsanız alın. Ha, şimdi Türkiye'ye geliyorum.
Türkiye'de şu anda iki tane sıkıntımız var bizim temelde borç konusunda. Herkes borçlu bir defa. Şahıslar borçlu. Ev almış, araba almış, malzeme almış. Çiftçi borçlu. Meslek gruplarına geçiyorum. Esnaf borçlu. Çok çeşitli. Sanayici borçlu. Devlet borçlu. Bir de işsiz kadro var. Bütün bunların çözümünde bu borçlar öyle bir noktaya geçti ki en son Ankara Sanayi Odası Başkanı patladı. Biz bu borçları ödeyemeyiz dedi. 2,5 trilyon borç var diyor. Doğru. Bu borcu devlet ödeyemez. Yeni bir anlayışla Amerika Birleşik Devletleri 2008-2000 yahut da 2007-2009 yılları arasında bir yola girdi. Kapitalizmle taban tabana zıt. Bütün bankaları devletleştirdi. Bütün bankaları. 20 trilyonun üzerinde parayı basmadı ama basmış gibi bir politika oluşturdu. Buradan şuna geleceğim. Türkiye'nin yapacağı iş şu anda bütün borçları konsolide etmesi icap eder. Bu nasıl olacak? Şimdi ben bunun detayına girersem maliyeci olmadığım için yanlış şeyler söyleyebilirim. Ama başka çaresi yok. Devlet bu borçlara sahip çıkmak, bu borçları belli bir süreyle takside bağlayacak mekanizma oluşturmak mecburiyetinde. Olmazsa kurtulamaz. Dışarıdan borç alırsak, IMF'nin bize dayatacağı prensipler bizi güçlendirme, zayıflatır. Sadece geçici bir zaman için, işte şimdi 60 milyar dolara kadar çıkmış verecekleri para, sadece geçici bir süre bizim sallanan şeyimiz, döviz kurumuz düzelir. Borçlarımız kısa zamanda ödenir. Bütçe açığı kapanır. Zaten IMF bu üç şey için borç verir. Bakın, IMF yatırıma para vermez. Üç tane prensip var. Kendisi de bunu sağlayabilmek için bazı konularda hükümete politikaları dikte ettirir. Birinci mesele bu. İkincisi, biz her ne pahasına olursa olsun Türkiye'de her sektörde üretimi artırmak mecburiyetinde. Üretim artmadan bir ülke zenginleşemez. Üretim artmadan bir ülke güçlenemez. Ve bunun ilk adımı tarımda olmak mecburiyetinde. Tarım ve hayvancılıkta. Şimdi geçen Hollanda'ya gitmiştik. Bir yetkiliyle konuşurken şunu söylediler. Hollanda büyükbaş hayvana pek itibar etmiyor. Şartlar müsait değil diye. Küçük işletmeler var. 15-20 hayvan besliyor, 10 hayvan besliyor, kimini de sağlıyor orada. Koyun daha fazla. Koyun başına verdiği destek 100 euro veriyor dediler. Bir koyun başına. Ne eder? 700 lira. Ya bizim çiftimize 100 euro değil, 200 lirayı versek patlatırız. Ve bunun yapısını da bu arkadaşlar hazırladılar. Tarım kanununu çıkardılar. Orada diyor ki bütçede çiftçiye milli gelirin %1'inden daha az destek ayrılamaz. Bakın daha az destek olmaz. Milli gelirimiz kaç? 4,5 trilyon. 4,5 trilyonun %1'i ne yapar? 45 milyar. Bütçede ne konmuş? 16 milyar. 1/3. Yani baştan yola çıkarken zaten çiftçiyi, besiciyi destekleyemeyeceğini ilan ederek çıkıyor. Olmaz. Tabii millet bunu takip etmiyor. Biz söylüyoruz sadece. Bizim söylememiz de gerekli etkiyi doğurur. Biz gelsek ne yaparız? Bütün borçları konsolide ederiz. Milletin borçlarının karşılığında ne ederiz? Benim aklıma gelen maliyeciler otursunlar, benim de aleyhimde yazı yazsınlar, üfürüyor desinler, ne derse desinler. Ama burada piyasada enflasyon, çünkü para basamazsınız. Parayı bastığınız an enflasyon fırlar. Burada yüksek kupürlü bonolarla bu işi halledersiniz ancak. Yani şirketlerin kendi aralarındaki borçlar, bankalarla olan borçlar, devletle olan borçları konsolide edeceksiniz, durduracaksınız. Borç yok, ben karşıladım. Muhatabınız benim diyeceksiniz. Ellerine vereceksiniz bonoları. Bir defa sanayici, iş adamı rahatlayacak. Sonra siz üretimi artırabilmek için çiftçiye diyeceksiniz ki ben senin bütün girdilerini, üzerindeki vergileri kaldırdım. Başka çaresi yok. Destek vermek zorunda. Destek vereceksiniz. Çünkü şunu herkes bilmeli. Bir işe giren insan, çiftçi başta olmak üzere, kar ederse, geçimini
sağlayabilirse o işi devam ettirir. Yoksa niye devam ettirsin? Zararına ticaret, zararına yatırım yapılır mı olmaz? Onun için üretim, üretim, üretim ve ilk ele alınacak kesim tarım ve hayvancılık. Madencilik arkasından gelecek. Sanayi, benim şu kanaatim var, sanayide, Türkiye'de devlet biraz destek versin, biz patlama yaparız. Evet. Evet, efendim bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında yine sorularımızla devam ediyoruz Sayın Genel Başkan'la. Değerli izleyiciler, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile söyleşimize devam ediyoruz. Sorularımıza devam ediyoruz. Biraz önce efendim ekonomiye dair meseleleri değerlendiriyordunuz. Onlara kısaca bir ek olarak da paylaşacak olursak, yani somut olarak insanlar, mesela işte EYT'liler, siyasetçilerin ve siyasi partilerin bir kısmı işte destek veriyor, bir kısmı vermiyor ya da hani bir mesele var ama, yani EYT'liler diye bir mesele var. Öbür taraftan baktığımız zaman atanamayan öğretmenler gibi toplumun farklı aslında, yani talepleri ve ihtiyaçları olanlar ya da işte biraz önce KHK'lılarla ilgili ifade ettiğiniz hukuki tarafı ayrı ama bir de çalışma hayatı ve geçimlerini sürdürme anlamında meseleler söz konusu. Buna bir noktayı daha belki hani ekleyerek, yani bir minik bir paket şeklinde değerlendirecek olursak, mesela işte kamu görevlerine alımlar sırasında bir dönemler daha çok objektif kriterlerle işte istihdamların sağlanması söz konusuydu. Fakat mülakat gibi daha ağırlıklı mülakata göre biçimlenen alımlar söz konusu oldu. Bunları da yine yani hem ekonomi hem yönetim politikalarınız arasında kısaca hani değerlendirmeniz mümkün olursa. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında tabii ekonomide ben şahsen ücretle geçinenler için demin üretimle ilgilenenlerle ilgili kanaatimi söyledim. Evet. Tarımda da, evet, sanayide de kim hangi yatırımı yapıyorsa orada mutlaka bir kazanç elde edecek. Yani bu kazanmadan yatırımlar yürümez. Bunun için de devletin onların yanında olması lazım. Haksız kazanca destek vermek için değil, onların haksız rekabet karşısında ezilmemesini sağlamak için. Devlet kendi sanayicisinin, kendi tarı çiftçisinin yanında olmak mecburiyetinde. Ancak çalışanlara geldiğimiz takdirde çalışanların da mutlaka belli bir süre içinde geçimlerini rahat sağlayacak bir gelir seviyesine ulaşması gerekir. Belki söylediklerimiz bazen sanayicileri, iş adamlarını tedirgin edebilir. Ama şunu herkes bilmeli ki Türkiye'de talebin artması sanayinin, üretimin artması ve desteklenmesi için elzem. Talep olacak ki üretim olsun. Stoğa kimse çalışmaz. Talebin artması vatandaşın gelirinin yükselmesiyle mümkün. İç tüketim için söylüyorum özellikle. Bu ne demektir? Eğer siz bir insana bugün 2000 lira maaşla asgari ücret vererek Türkiye'nin ekonomisini düzelteceğinizi zannediyorsanız düzelmez. Çünkü bugün fitre bile 23 lira belirlendi. 4 kişilik bir aile için 2600 liraya yakın bir ücret demektir bu. Hala bizimki 2020 seviyesinde. İki, Sayın Cumhurbaşkanı hep durmadan 3 çocuk diyor. 5 kişilik aileyi düşündüğümüz zaman rakam 3450 liraya çıkıyor. Fitre. Fitre açlık sınırıdır. Karın doyurmak. Ne demektir? Bunun altında kimseye maaş veremezsiniz. Verirseniz bu insan aç kalır demek. İhtiyacı daha farklı bir rakam var. O da ne? Yani bizim için yoksulluk sınırı denen. Yoksulluk sınırı şimdi çıktı 6-7 bin lirayı buldu. Tabii herkese sorsak siz hep havada atıyorsunuz 6-7 bin lira ücret mi olur? Evet, 2 senenin içinde bunu yakalayamayabilirsiniz ama siz bir parti olarak 10 sene sonra bizim asgari ücretimiz yoksulluk sınırına ulaşacak. 15 sene sonra ulaşsın istersen. Derseniz her ay reel olarak sadece maaşları %7 artırın, 10 sene sonra ikimizine çıkar. 15 sene sonra o rakamı bulursunuz. Yani bu bir inançtır, bu bir hedeftir. Bunu biz vermemizin elzem olduğuna inanıyoruz. Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin, iktidara geldi. Bizim 15 senede yapacağımız dediğimizi o 6 ayda gerçekleştirdi. Memura %135
zam verdi. Yani bu dile kolay. Asgari ücret o zamanki şartlarda %110'un üzerinde arttı. Çiftçiye, besiciye, fındığa %250, pancara 250. Bu neyi gösteriyor? Aslında siz bunları yaptığınız zaman, yerine getirdiğiniz zaman ekonomide kendiliğinden bir canlanma meydana geliyor. Çünkü denk bütçe yapıldı buna rağmen. Bir defa bunu biz milli gelirin adil dağılımını olmazsa olmaz bir şart olarak görüyoruz. Bu sanayiciyi de iş adamını da mağdur edecek değil, tam tersi onların güçlenmesine güç katacak bir adım olarak görüyoruz bunu. Bir defa bunu bir tarafa koyalım. Ekonomi o zaman canlanır, o zaman güçlenir, yatırımlarla işsizlik o zaman azalır. Nasıl azaltacaksınız işsizliği? Üretime dönük yatırım yapmadan azalmaz ki. Ha, burada yapmanız icap eden iki husus var. Bütçede bu para nasıl bulunacaktır denildiği zaman bütçenin dibinde iki veya üç tane delik var. Bu deliklerin tıkanması icap eder. Birisi yolsuzluk. Maalesef Türkiye'de yolsuzluk kanıksandı. Olabilir. Maalesef. Herkes yiyor, bugün de yeniyor diyor. İki, israf. Üretime destek vermeyen her harcama israfta bizim kanaatimiz. Şu anda her harcama, ister köprü, ister bina, ister yol yapın. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de söyledi işte, belediye başkanlarına %40'ı tamamlanmamış bütün yatırımları durdurun, %70'in üzerindekilerini bitirin. Bu ne demektir? Aslında %70'e kadar olan yatırımları durdurun manasına gelir. Aklı selim zaten bunu böyle emrediyor. Milli geliri biz üretime dayalı olarak artırdığımızda şartlar değişir. Türkiye güçlü bir ülke haline gelir. Ancak burada bir nokta var. Bizim sıkışıklığımız demin borçları ödeme noktasını söylerken iç borçlarda bu dediğimiz işleri yaparız da dış borca gelince döviz bulmak mecburiyetindeyiz. 450 milyarın 500 milyar civarında Türkiye'nin dış borcu var. Bu dış borçları biz bir yerden temin edeceğiz. Bunun yollarından bir tanesi aslında demin dış politikaya şöyle böyle bir girdik. Bir ülkenin dış politikada güçlü bir konumda bulunabilmesi iki şarta bağlıdır. Veya üç de diyebiliriz. Birincisi kendi ekonomik durumunun güçlü olması. Başkasına muhtaç olmaması. İkincisi güçlü ittifaklar kurması. İlle de güçlü devletlerle ittifak kurması demiyorum. Güçlü ittifaklar, bize benzeyen ülkelerle biz bir araya gelip ittifaklar kurabilsek her ülke bundan yararlanır. Avrupa bunu düşünüyor da biz niye düşünmüyoruz? Erbakan Hoca işte rahmetli D8'leri kurdu. D8'ler kurulduğu zaman 8 tane ülke, tabii kaynakları çok zengin, nüfusu toplam İslam alemindeki nüfusun yarısından fazla, çok zengin tabii kaynaklara sahip, petrolde, doğalgazda. Biz bir araya gelebilmiş olsak ticaretimizi artırırız. Böyle bir yola girmiyoruz hiç. Bunun üzerinde bir çaba da sarf ediliyor. D8'ler adı üstünde. Yani ekonomik yönden ittifak yapabilecek olan, ekonomik yönden birbirimizi destekleyeceğimiz ülkeler demek. Developing Aid. Oradan alındı. Kalkınmakta olan 8 ülke. Biz bunları sağladığımız takdirde kendi aramızdaki ticaret bizi tatmin edecek bir seviyeye rahatlıkla gelebilir. Döviz problemimizi de biz bu noktada bu şekilde çözebiliriz. Yani yaklaşımlar çok farklı ama radikal bir takım kararları almadan Batı'da veya başka ülkelerde bize karşı oluşacak havayı da bertaraf edecek tedbirleri almadan olmaz. Çünkü Batılıların, işte ben konuştuğum zaman biraz önce söylediğim hususları onlara söylüyorum. Yani bizim medeniyet anlayışımızla Avrupa'nın medeniyet anlayışı arasında farklılıklar var. Bunları görmezden gelemeyiz. Ancak birbirimizle düşman mı olalım? Kavga mı edelim? Yok, ticaret yaparız, ortaklıklar kurarız, beraber alışveriş yaparız, turizmi geliştiririz. Yani bunların hepsi yapılabilir ama Avrupa Birliği nosyonu farklı bir nosyon. Tek devlet olma yolunda Avrupa'nın içinde bir sürü ses yüz geldi. İşte ilk ses İngiltere'den geldi. O da nasıl çıkacağını bilemiyor, beceremiyor bir türlü. Onun için bizim
çok yönlü olarak bu meseleye yaklaşmamız lazım. Bunu söylediğimiz zaman karşımızda bizim istesek de istemesek de mesela şu anda F-400'ler işte F-35'ler çıkıyor. Bizim Rusya ile bağlarımızı, eskisinden anlaşmalarımızı çok daha ileri bir noktaya götürmemiz gerekir kanaatindeyim ben. İran'la, şimdi İran'a karşı husumet var Amerika'nın. Boğmaya çalışıyor. Biz şimdi İran'a bu noktada destek vererek ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını özellikle petrol yönünden oradan karşılayıp onların ihtiyacını da biz temin ederek ihracatta ciddi bir atılım yapabiliriz. Ben bunu bir maddi mesele olarak söylüyorum. Siyaseten de bunu yapmanın doğru olduğu kanaatindeyim. Biz Amerika'nın İran'ı boğmasına, kıpırdayamaz hale getirmesine niye destek verelim ki? Bunun yanına biz Pakistan'la da, Afganistan'la da yani dış politikada biz olsak şu anda nerede İslam ülkeleri içinde, hatta İslam ülkelerinde dışında problemli bölge varsa her bölgeyle ilgilenmeyi bizim kendimize dert etmemizi icap eder. Biraz da Erbakan'ın politikalarını andırıyor bunlar. E tabii ki biz problem çözücü olmalıyız. Problemi çözmek demek ille de kendimize menfaat yontmak değil. Biz adil olur, problemleri çözersek güven kazanırız. Evet. Bu sefer ülkelerin bize olan itimadı artar. Bunlar kendi menfaatleri için bizi satmazlar. Dünyada şimdi buna ihtiyaç var. Kimse ne Avrupa'ya, ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, Çin'e güvenemiyor. Niye? Yarın ekonomik meselelerden dolayı bizi satabilirler diye bir endişe evet. var. Bu endişeyi bertaraf edecek bir ülke Türkiye olabilir. Coğrafi konumu da buna müsait. Evet. Çok stratejik. Yani daha güvenilir. Şimdiye kadar kuruluşundan beri oluşturduğu paktlarını geliştiren bölgesel anlamda tabii, kendi tabii. barış alanını genişleten bir ülkeden tabii, bak, söz ediliyor. Biz yani özellikle dış politikaya burada geçmiş olduk. Dış politikada aslında Türkiye son zamanlarda bayağı yalnızlığa itildi. Biz Ege'de neredeyse haklarımızı kaybettik. Kimse farkında değil. Yani bundan bir sene önce bana bir grup albay geldi. Gidiyor dedi ya. Gidiyor. Ve gidiyor gitti şimdi. Kimsenin gündeminde değil. Eskiden işte kardak mardak vardı. Arada sırada affedersiniz iddialaşı dediler bu jetlerin birbirleriyle olan kovalamacasına. Bunları duyuyorduk. Şimdi hiç duymuyoruz. Niye? Çünkü biz yok. Evet. Güney Kıbrıs ya NATO toplantısına davet edildi. Ha protesto ettiler ama bir fayda sağlamıyor ki. Bu bölgedeki doğal gaz kaynaklarını önemsiyor hükümet. Ama biz doğal gaz kaynakları üzerindeki etkimizi kaybettik. İsrail, Mısır, Yunanistan bir araya geldiler. Kıbrıs bir araya geldi, Güney Kıbrıs. Biz neredeyiz? Ya biz Kıbrıs'ı Allah muhafaza etsin Annan planında Rumlar bir yanlışlık yapıp da Annan planını destekleselerdi Kıbrıs gittiydi. Onlar farklı bir havaya girdiler, Kıbrıs bizde şimdi. Onun için çok ciddi hatalar yapılıyor. Çok ciddi dış politikada da. Benim bir de bir başka konu daha var. Şimdi bütün aslında fikirleriniz, anlattıklarınız, siyasetle ilgili genel sizin ve öngördüğünüz talepleriniz, farklılıkların bir aradalığı, çoğulculuğu, hukuk, liyakat, adalet. Bunlar siyaset yoluyla yapılabilen şeyler. İnsanlar kendi kendilerine bunu gerçekleştiremiyorlar. Siyaset de siyasetçinin kitlelerle bağlantısı demek. Bunun da en önemli araçlarından biri basın. Evet. Bugün işte Emre not vermiş önüme 157. sırada. Türkiye bir felaket. Maalesef. Basın özgürlüğü konusunda 157. sırada. Daha da ötesini ben söyleyeyim. Türk tarihinin görmediği, Osmanlı Türk tarihinin görmediği oranda kontrol değil, adeta denetim değil, adeta içeriden sahiplik düzeyine gelen bir garip medya iktidar ilişkisi var. O kadar sessiziz ki bakın bugün Rus Sputnik, İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Independent Türkçe, Çin dörtlü bir grup YouTube yayını yapma kararı veriyorlar. İnsanlar Türkiye'de BBC Türkçe kanalına bakarak, başka yerlere bakarak haber almaya çalışıyorlar.
ne olacak bu basın özgürlüğünün hali diye sormayacağım ama tabii bu konudaki fikirlerinizin de önemi var. Şu olabilir mi? Yani siz, CHP, HDP bilmiyorum diğer siyasi partiler bu konuda bir eylem planı oluşturamaz mısınız? Bir şey yapamaz mısınız? Bir kampanya başlatılamaz mı? Bu o kadar hayati bir konu ki sizin için de toplum için de özgürlük için de. Yani bu ille de muhalefetin bu şekilde bir araya gelecek yapacağı bir şey değil. Neticede iş iktidarda kim varsa onun borazanı ötüyor maalesef. Şu andaki şartlarda da bir kişi hep seçilecek. Bu sistem değişmezse. Onun için önümüzdeki seçimlerde ne olur işte bu dediğiniz şartlar nasıl tezahür eder? Seçmenin karşısında nasıl çıkarız? Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama yani alternatif medya kanalları aramak, sizlerin de bu konuda katkıları olabilir diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle ben inanıyorum. Yani yalnız burada şu var. Yani benim gördüğüm insanlar eğer belli fikirlere, kanaatlere gelmişler, o fikirlerini kamuoyuna açıklamakta endişe duyuyorlarsa o zaman biz her gün biraz daha geriye gidiyoruz. Doğru, o kesin. Risk almadan olmuyor. Olmaz. Yani risk almak demek, yani aslında şu anda Türkiye'de yanlış bir şey söyleyen, farklı bir şey söyleyen hemen hapse atılıyor diye bir kayda yok. Ama o tehlike de var. Çünkü kanun hükmünde kararnamenin içine girdiniz miydi gidiyorsunuz. Hakkınızı koruma imkanınız da yok. Hukuken savunamıyorsunuz kendinizi. Ama söylemekten de başka çare yok. Yani insanlar kendilerinin şu anda sahip olduğu hakları bizatihi kullanarak yanlışları dile getirmek mecburiyetindeler. Bugün getirmezlerse yarın çok gece olur. Ben bunu farklı kanaat ve düşüncesi olan herkes için söylüyorum. Sadece basın mensupları için değil. Hı hı. Basında şimdi yani öyle bir hava oluştu ki dediğiniz gibi bu havuz medyası denilen medya muhalif hiçbir fikre açık değil. Onlara da saldırıyor. Tabii. Hiçbir fikre açık değil. Yani geçmişte bazı kanallar beni tesadüfen çıkarıyorlardı. Tesadüf diyeyim artık. Şimdi selam vermekten korkuyorlar. Olmaz ki. Bunun nasıl düzelir bilmiyorum. Fakat ben bir gün gelip düzeleceğini ümit ediyorum. Ancak bunun düzelmesinin çabuklaşması özellikle toplum nezdinde itibar gören ve bu yanlışlığı fark eden insanların açıkça bu düşüncelerini söylemekten geçiyor bu. Başka çaresi yok. Ben yani şahsen bundan sonra birçok geçmişte siyaset yapmış insanlarla da görüşeceğim. Yapabilecekleri olursa gelsinler birlikte politika üretelim diyeceğim. Bizim kapımız açık dedik, bizim prensipleri benimseyen herkes için. İlle de her yönüyle bizimle ittifak içinde olmasa bile aday gösterirken de zaten bizim prensipleri benimseyen kazanabilecek aday gösterelim. İlle de kendi kadrolarımız içinden çıksın istemedik. O da bir hava meydana getirmişti. Bunu biz mutlaka yapmaya muhtacız. İhtiyacımız var. Ama bunu da tabii bir edep ölçüsü içinde, bir belli kuralları çiğnemeden, havayı germeden yapmak mecburiyetindeyiz. Prensipler zaten o gerginliğe katkı sağlayacak prensipler değil. Adaletten bahsetmek, sosyal adaletten bahsetmek, liyakatten bahsetmek, istişareden bahsetmek, yolsuzluktan bilmem, savurganlıktan, israftan bahsetmek, bunlar kul hakkından bahsetmek, bunların hiçbirisine kimse ya bunlar nasıl olacak diyemez ki. İktidar bile diyemez. Sadece sessiz kalır o kadar. Ben ümit varım. Yani Türkiye'nin gidişinden, gidişatından hangi süreçte biz bugün içine sürüklendiğimiz badirelerden kurtuluruz onu şu anda kestiremiyorum. Ancak bu konuda hassasiyeti olan insanların demin söylediğim gibi biz daha mertçe kamuoyu önüne çıkıp bu fikirlerini ifade etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
Evet, Emre. Yani çok böyle farklı bir noktaya doğru gelindi. İsterseniz siz devam etmek isterseniz. Yok, şu şeyi soralım Temel Bey'e. 12 dakikamız var. 2-3 tane sorumuz var en az. Bir tanesi şey olsun istersen. Evet. Bu yeni kurulacak ve kurulmakta olan ya da iddia edilen partiler. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl ben değerlendiriyorsunuz? Ben şahsen Türkiye'de şu anda politik sahada bunun pek sahasının olmadığı kanaatindeyim. Yani çıkış yapan arkadaşlar var. AK Parti'nin içinde geçmişte vazife görmüş, almış, belli noktalara gelmiş, etkili olmuş, insanların saygı gösterdiği, fikirlerine itibar ettiği kişiler var. Ama bugünkü şartlarda ortaya siyasi bir parti olarak çıkarlarsa ne kadar etkili olurlar ben şahsen ölçemiyorum. Çok etkili olabileceklerini şahsen düşünmüyorum. Neden efendim? Yani ister istemez insanlar, yani bu arkadaşlarımız genellikle AK Parti tabanına hitap edecekler. AK Parti tabanı geçmişte beraber oldukları için düne kadar siz de bunlarla beraberdiniz diyecekler. Ne oldu da şimdi farklısınız? Ha, bu bir noktaya gelir yalnız. Kesinlikle bir grubu koparır. Ona ben itiraz etmiyorum. Kaç olur? %2 mi, %3 mü, %5 mi, %15 mi? Bilemem ama... Alternatif olmaz diyorsun. Alternatif olmaz kanaatindeyim. Yani bunun da Türkiye satında... Fakat yani bu teşebbüsler olmasın demem. Eğer arkadaşlar kararlılarsa... En azından siyasete renk katmak için biz de varız diye bilmeleri icap eder. Biz dediğimiz gibi kapımız açıktır ama onlar da bizimle her noktada aynı fikri paylaşmıyorlarsa biz ayrıca çıkıyoruz derlerse çıksınlar. Şu anda ben bunun Türk siyasetine menfi yönde etki edeceği kanaatinde değilim. Müsbet yönde eder ihtimali daha yüksek. Enerji verir diyorsun. Enerji verir yani en azından. Bundan dolayı görüşmelerde bakalım ne netice elde ederiz. Ben çünkü bazı kesimlerin bizimle aynı fikirleri paylaştığını biliyorum. Görüşmeler derken görüşüyor musunuz? Yok, şimdiye kadar biz bu havalar ortaya çıkmadan önce hiç görüşmemiz olmadı. Ama son zamanlarda bunlar gündeme geldi. Fakat ben o zaman da söyledim. Ben bu arkadaşların hiçbirisiyle görüşmedim ama görüşeceğim. Benim görüştüğüm kimlerdi? Geçmişte bizimle siyaset yapmış ama bizden belli vesilelerle ayrılmış olan, şu anda iktidarda bulunmayan arkadaşlar. Onlarla da görüş, milletvekilleri de var, bürokratlar da var o dönemde faaliyet göstermiş olan. Onlarla da mutlaka bir araya gelip bu meseleleri paylaşacağız. Zaten bir kısmı bize alenen destek verdiler. Yani onu da açıkça söyleyelim. İnşallah bu artar diye düşünüyorum ben. Evet efendim. Yani burada aslında demokrasiye dair de yine bir hani düzlem tarif ettiniz. Tabii. Ben yani bunların ortaya çıkmasının çıkmamasından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Ha, ilerisine getirir. O zaman içinde görülebilir. İnşallah. Biz tabii kendi içimizde de bizim bir takım çalışmalarımız var. Tabii bizim kendi problemlerimiz de fazla. Biz tabii devletten öyle seçimlere giderken hiçbir katkı almadığımız için çok zor şartlarda bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. Ama tabanımızdan Allah razı olsun gene bir destek geliyor. Bizim dışımızdan da destek geliyor. Yani bizim dışımızdan dediğim, bizimle aynı siyasi görüşü paylaşmamakla birlikte telefon edip yani biz size destek vereceğiz diyenler var. Bu da memnuniyet verici. Evet efendim. Yani bu arada yani benim daha farklı aslında bir sorum olacak ama şu an kampanyanızla ilgili ipuçları aslında vermiş oldunuz. Tabii, onu da sormuş olalım. Tabii, yani bir genel merkezinizi tahliye ettiniz, değiştirdiniz ve yeni bir mekanı. Evet. Şimdilik evet işte bir tahliye hadisesi oldu. Yani o, kampanya yaptınız tabii şu an. Tabii çirkin bir davranış oldu. Yani bizim ihraç edilmemiz, böylece tahliye edilmemiz. Ama oldu. Şimdilik geçici olarak bazı mekanları kullanıyoruz. En çok kullandığımızda bizim hemen parti, eski parti binamızın karşısında olan eğitim merkezi olarak kullandığımız bina. Orada
genel toplantılarımızı yapabiliyoruz. Orada arkadaşlarımıza bazı odalar, orası bizim eğitim için, teşkilat eğitimi için kullandığımız bir binaydı. Arkadaşlarımıza bazı imkanlar da sağlandı. Ona benzer bazı birkaç binada daha yer bulduk. Ancak genel merkez binası olarak bir binayı arkadaşlarımız epeyce geldi, dolaştılar, belirlediler. Şahsen ben de gördüm. Yeni gelişen bir bölge, İskitler tarafında. Önü açık. Yani arka tarafında da yerleşim merkezleri var. Güzel bir genel merkez binası olacak diye ön anlaşmamızı yaptık. Şu anda da bir kampanyaya başladık. Yani burada bizim elbette hem teşkilat mensuplarımızdan hem de imkanı olup da bizim bu çalışmalarımıza destek vermek isteyenlerden destek istiyoruz. Geniş bir kampanya olsun. Şimdiye kadar bize, yani bizim dışımızdaki parti, isim vermek istemiyorum da, telefon edip ya size destek versem yanlış anlaşılır mı? Anlaşılmaz dedim. Anlaşılsa da mühim değil. Siz desteğinizi verin. Yani bu şekilde destek veren herkes kendi imkanı çerçevesinde. Yalnız orada bakıyorum ben, iş adamlarından biraz daha fazla destek bekliyoruz aslında. Onu da söyleyelim. Çünkü ne olursa olsun maddi imkan iş adamlarında daha fazla. Onlar da bu tip desteği vermekten biraz imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Verirlerse bile görünmesini istemiyorlar. Biz onlara da buradan bir çağrı yapmış olalım, dinleyenler varsa. Yani biz inşallah bu kampanyanın kısa zamanda sonuçlanması lazım. Yani sene sonuna kadar aldığımız yerin, taahhüt ettiğimiz yerin borçlarını ödememiz, içeride gerekli tadilatları yapmamız, 4-5 ay içinde taşınmayı da arzu ediyoruz bu yeni yerimize. Bunu da açtığınız için teşekkür ederim. Ali Hocam, yani hani izin verirseniz bir soru. 5 dakikamız var efendim. Evet. Yani buraya hani sıkıştırabildiğimiz kadarıyla aslında soru sıkıştırmaya çalışalım. Bir soru, yani kişisel olarak da çok hayati gördüğüm Türkiye'deki seçim sistemi %10 uygulaması. Evet. Şimdi bizim vatandaşlarımız milletvekili seçimindeki %10'u biliyorlar. Evet. Fakat bu mahalli idareler seçiminde de hem %10 uygulanıyor hem de şöyle bir durum var. Yani hemen hemen hiç kimse bunu bilmiyor. Evet. Meclis seçiminde %10 her partinin aldığı oydan çıkarıldığı için normalde %10 alan bir siyasi parti veya adayın oyu sıfıra iniyor aslında. 15 olan da 5 oluyor. Şimdi bu gerçekten demokrasiyle yorumlanabilecek bir durum gözükmüyor. Fakat sorun benim şu. Hem siz Saadet Partisi olarak hem başka partiler bu konuları bir hakikaten mesele haline getirip topluma sunmak anlamında yani ne yapmak gerekir? Şimdi geçen genel seçimlere giderken bildiğiniz gibi biz bir ittifakın içinde bulunduk. Millet İttifakı'nın içinde. O ittifaka girmemizin iki tane temel gerekçesi vardı. Birisi %10 barajı, birisi de bugünkü seçim sisteminin yani yönetim sisteminin eğer biz çoğunluğu elde edebilirsek değişmesiydi. Bu aynen devam ediyor. Biz şu anda böyle bir değişikliğe Türkiye'nin ihtiyacı var kanaatindeyiz. Bu noktalar üzerinde de zaten ittifak var. Ha. Seçime gidilirken bu ittifaklar yenilenir mi, yenilenmez mi? O günkü şartlar gelmeden bunu şimdiden söylemek doğru olmaz. O zaman karar verilecek ama bunların ortadan kaldırılması lazım. Yani %10 barajı zaten yüksek bir baraj. Yani siz bir de mahalli seçimlerde buna başka tabiri caizse uygulamalar o gündeme getirip bunu tamamen ortadan kaldırırsanız yani ille de çoğunluğu çok daha yüksek noktaya getirmek istikrar için deniliyor. Ya bu istikrar değil bana göre tarafgirlik ve birazcık da despotluk gibi ben onu anlıyorum. Bundan imtina edilmesine ihtiyaç var. Evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Sağ olun, ben de teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah bir süre sonra yine bekleriz. İnşallah. Siyasi gelişmeleri İnşallah. De birlikte değerlendiririz. Tabii memnuniyetle. Ben de sizin böyle içten rahat sorularınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü siz soracaksınız ki biz de onu açabilelim. Evet.
Evet, inşallah dinleyenlerimiz, seyredenlerimiz söylediklerimizden müsbet bir kanaat elde etmişlerdir söylediklerimiz neticesinde. Allah yardımcımız olsun diyorum. Şimdiden yarından itibaren teravihler de başlıyor. Ramazanlarında tebrik ediyorum bütün dinleyenlerimizin. Sizlere de özellikle tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan. Değerli izleyiciler, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile 2 saat süreyi oldukça verimli kullanmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.